Çin sosyal medyasından alınan video görüntülerine göre bir grup Uygur kızının büyük valizlerle otobüs terminalinde sıraya dizildiği gösteriliyor. Bilgilere göre Uygur Türkiye kızlar iPhone gibi ünlü markalara ürün sağlayan tedarik zincirleri bulunan Çin'in bir mobil ekran üreticisi Lens Teknoloji şirketine ait fabrikalara köle işçi olarak gönderileceği öğrenildi. Son yıllarda Doğu Türkistan halkına yönelik soykırımın bir parçası olarak Çin işgal güçleri Uygurları özellikle de cezaevlerinde ve kamplarda alıkonulan kız ve kadınları sözde fazla iş gücü adı altında Çinli fabrikalara götürerek köle işçi olarak çalışmaya zorluyor. Ancak uluslararası toplum tarafından eleştirilen Çin tüm tepkilere rağmen zulüm politikasında ısrar etmeye devam ediyor. Kasım'da Alman parlamentosu üyeleri Margarita Balzi ve Saman Mardi başkanlığında Uygurlara yönelik soykırımla ilgili çevrim içi bir oturum gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Dünya Uygur Kongresi Gençlik Komitesi Başkanı ve Berlin Ofisi Direktörü Gayur Kurban, Dünya Uygur Kongresi'nin ortak sponsorluğunu yaptığı toplantıya iktidar partisinin ve Alman parlamentosunun çok sayıda kilit üyesinin ve bazı insan hakları kuruluşlarının liderlerinin katıldığını söyledi. Gayur Kurban, kahvaltı partisine 70'ten fazla kişinin katıldığını belirtti. Sayragül Savutbay ve Kalbinur Sıddık'ın tanık olarak ifade vermeye davet edildiği toplantıda Sayragül Savutbay, Çin baskısı altında ezilen Doğu Türkistan halkının içinde bulunduğu kötü durumu bir kez daha anlatmak için toplantı fırsatını değerlendirdiğini söyledi. Toplantının açılışında konuşan Alman Yeşil Parti Parlamentosu'nun sözcüsü Margarita Babsi, Çin'in Uygurlara ve diğer Müslümanlara yönelik baskıcı politikalarının uluslararası alanda soykırım olarak adlandırıldığını belirtti. Hindistan ve Çin, fiili kontrol hattı olarak adlandırılan sınır bölgesinde yanlış anlaşılmalara fırsat verilmesinden kaçınılması konusunda anlaşmaya vardı. Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarafların Hindistan Çin Kolordu Komutanı düzey toplantısının 8. turunda bölgeye ilişkin şartları belirlediği açıklandı. Açıklamada iki ülke liderlerinin uzlaştığı konuların ciddiyetle uygulanacağı, toplantıda sınırda ön cephedeki birliklerin itidalli olmaları ve yanlış anlaşılmalardan kaçınmaları konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin Mayıs başında 3 noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı. Amerikan Fox News televizyonunda konuşan ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, şayet Cumhuriyetçiler meydan okumaz ve ABD seçim sistemi değiştirilmezse bir daha seçilecek bir Cumhuriyetçi başkan olmaz dedi. Senatör Graham, Başkan Donald Trump yenilgiyi kabul etmemeli. Georgia'da 10 binden fazla oy farkı var. Kuzey Carolina'yı da kazanacak. Arizona'da 93 bin oy farkından 20 bin oya kadar düştü ki daha da sayılacak çok oy var değerlendirmesinde bulundu. Pensilvanya'daki ölü insanlar adına oy kullanıldığı iddialarının bazılarının doğruluğuna da işaret eden Graham, FBI, Senato İstihbarat Komitesi ve Posta Hizmeti Müfettişliğinin Pensilvanya'daki bir posta memurunun geç gelen oyları geri tarihli olarak mühürlediği iddialarını soruşturacağını da ifade etti. Trump kampanyası seçim sonuçlarını mahkemeye vereceğini açıklamıştı. Diğer yandan eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi George W. Bush, başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa kentini Ermeni güçlerinden geri aldıklarını duyurdu. Ermenistan tarafı bu açıklamayı yalanladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa kentini geri aldıklarını açıkladı. Aliyev, ulusal sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında olan Şuşa kurtarıldı. Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel bir yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan değil, tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak, dedi. Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti olan Şuşa, bölgenin en büyük kenti olan Stepanakert'in 15 km güneyinde bulunuyor. Kentin her iki taraf açısından da kültürel ve stratejik önemi büyük. Şuşa'nın işgalden kurtarılması Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı.